Mallokum gibi olmuş itti olit. Var baba. Sırt arma lan. Şaftı kaymış merzufana şey gibi. İtti olit. Muhammed Can Gören. Tiyatro oyuncusu Muhammed Can Gören 1951'de Afganistan'da doğdu. Ortaokulda tiyatroya başlarken daha 18 yaşındayken kendini gösterdi. Ve Afganistan televizyonlarında çalışmaya başladı. 25-30 civarında televizyon filmlerinde de yer alan oyuncu 1982 yılında Türkiye'ye geldi. Ve önce çocuk tiyatroları yaptı. Daha sonra televizyon hayatına atılmak isteyen Can Gören, ilk olarak 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde rol alarak dizi serüvenine başladı. İki yıl sonra ise Meleklerin Evi dizisinde yer aldı. Ayrıca Üvey Baba dizisinde de Hanım Ağa'nın adamı olan Nedim karakterini canlandırdı. 2001 yılında ise Vasiyet ve Hiçbir'de yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı. Bir yıl sonrasında Berivan dizisinde Kara Duran karakterine hayat verirken Üzgünüm Leyla ile de sektörde aranan isim haline geldi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başaran Muhammed Can Gören, günümüzde bile popülerliğini koruyan Kurtlar Vadisi'nde yer aldı. Dizide hayat verdiği Abuzer Kömürcü adlı karakterle halkın beğenisini topladı. Daha önce oynadığı karakterlerin haricinde Kurtlar Vadisi'ndeki rolüyle bilinirken, pek çok seyirci adını bilmediği halde ona karşı bu oyunuyla büyük ilgi duydu. Bu dizideki rolünden sonra 2004 yılında Haziran gecesinde Gülağa'ya hayat verdi. 2005 yılında ise 5. boyutta baba rolüyle ekranlara geldi. Kısa rollerde ve sinema filmlerinin ağır duruşuyla dikkat çeken Can Gören, 2005 yılında Sevgilime Göz Kulak Ol ve Cemalim yapımlarının kadrosunda yer aldı. 2006 yılında ise tam 7 yapımda birden yer alan oyuncu, Eve Giden Yol 1914'te Kör Halil'e, Şöhret'te Galip Özer'e, Kaybolan Yıllarda Hasan'a, Sıla'da Zinar'a hayat verirken, bunların yanında Saklı Yüzler, Rıza ve Sarı Yıldız'da yer aldı. 2008 yılında ise Jack Hunter Cennet Tapınağı yapımında Ali karakteriyle oyunculuğa devam ederken, aynı yıl Ara Köpekler Havlarken filminde Büyük Baba olarak yer aldı. 2009 yılında ise yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı I Love You filminde Papa Hanna karakterine hayat verdi. Aynı yıl Kış Masalı dizisinde oynarken Deli Deli Olma filminde Allah Yar karakterine hayat verdi. 2009-2011 yılları arasında Osman Sınav'ın Sakarya Fırat dizisinde Sıtkı Seyitoğlu'na hayat verirken, aynı zamanda 7 Avlu, Sultanın Sırrı yapımlarında da yer aldı. Sakarya Fırat'tan hemen sonra Hayat Devam Ediyor dizisinde Hacı Emin Fırat olarak ekranlara geldi. Yine 2011 yılında Kirli Oyunlar filminde 2. Abdülhamit'e hayat verdi. 30 Kasım 2012'de vizyona giren Ben Affleck'in yönetmen ve oyuncu olarak yer aldığı Operasyon Argo filminde dükkanının fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen bir İranlı esnafı canlandırdı. 2013 yılında ise Osmanlı'da Derin Devlet filminde Küfür Bekir'e hayat verdi. Bu iki yapımın yanı sıra aynı zamanda En Uzun Yüzyıl'da da yer aldı. 2014 yılında 7 Güzel Adam dizisinde Mahsun Dede'ye hayat verdi. 2015 yılında yayın hayatına başlayan O Hayat Benim dizisinde Affan olarak Fox TV ekranlarına geldi. Aynı yıl Bir Gece, Bir Sevda İşi ve Yav He He yapımlarında yer aldı. Her yıl birden fazla yapımda gözükmesiyle dikkatleri üzerine çeken Muhammed Can Gören, 2016 yılında da boş durmadı. Ve Ateş, Kaçış Doz, Vezir Parmağı yapımlarının kadrosunda başarıyla yer aldı.
2017 yılında Atçalı Kel Mehmet'te, 2018 yılında ise Cumali Ceber 2'de oynadı. Sert mizacı sayesinde Show TV'nin sevilen yapımı Çukur'un kadrosuna girdi. Dizide Reşit Fazlullah karakterine hayat verdi. Eski Köy'e Yeni Adet, Halef gibi yapımlarda da yer alırken 2019 yılında I Am You filminde de yer aldı. 2019 yılında ise Kızım Gibi Kokuyorsun filminde Priest karakterine hayat verdi. 2020 yılından beri ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Beşir Hamdi Korkmaz olarak ekranlara geldi. Ve Kurtlar Vadisi'ndeki Abuzer karakterinden sonra bu karakterle yeniden gönülleri fethetti.